Şu tek ilmekten bir ilmek çıkardım. İpliğimi öne attım, ikinci ilmeği çıkardım. İpliğimi arkaya attım, üçüncü ilmeği çıkardım. İpliği öne attım, dördüncü ilmeği çıkardım. Buradan dört elme ilmek çıkarıyoruz. Dört evet. ilmek çıkardık. Tülin evet, Hanım, Hı. orayı bir geri alabilir miyiz? Tamam, bir alıyorum. kere daha görelim. Yine çok güzel Şimdi oldu. Şimdi kesme bölümümüzü şey. anlatıyoruz. Kesme evet. yerimizi. Evet. Ee, bir ilmek örüyoruz. İyice ama şişten şişten çıkarmıyorum Bakın ilmeğimi. Çok önemli. Evet. İpliği öne alıyorum. Bir ilmek e, arttırıyorum. İki oldu. İpliğimi arkaya alıyorum. Hiç çıkarmıyorum ama sol taraftakini. Tamam. Üç oldu. İpliğimi öne alıyorum. Dört oldu. Şimdi dört tane ilmek burada artmış oldu. Yani bu ilmeklerin gidişi şu olacak. Hep bu dört ilmeği düz örgü örüyoruz. Pirincin arasında kesebilmek için. Bu çok önemli. Şimdi bu da tabi ipliğin Kaç rengi. sıra yapıyor aşağı kadar? İpliğimiz bitene kadar. İpliğimiz bile bitene kadar ikinci ipliğimiz de bitene kadar evet. bunu yapıyoruz. Yaptık. Ama uzun hırkaları yaparken kolumuza kolumuzun bittiği yerde kol ilmeklerimizi kapatıyoruz. Örgüyü yine devam ediyoruz ama bu düz örgü uzun hırkalarda da aşağıya kadar devam edecek. Çünkü sonra bunu kesince ön ve arka Dikilebilmesi için. Evet. E, Bu önemli. E, şimdi şimdi kol kolu da şöyle tamam. göstereyim. Buradan e, şey yapanlar oluyor. Alıp e, fotoğraf çekenler oluyor. Hı hı. Yine aynı mantıkta anlatmış evet. Tülin Hanım. 20. İki kez arttırdık. Aralarda iki sıra arttırmıyoruz. İki sıra arttırmıyoruz arttırıyoruz. İki sıra örüyoruz gidiyoruz geliyoruz arttırıyoruz. Evet. Şimdi burada da düz örgü anlat. Tık. Evet. Ee, şimdi ne yapalım? Şimdi bunu birleştirme şimdi, ve sonra dikme. Bu en var, önemli evet e, bölüm. Şimdi bu ipliği sonda e, bitirmeden biraz ayırırız. Hani bu işlemi yapabilmek için bir e, sık iğne e, tekniği kullanacağız. Burada kollarımızı kesebilmek için bu ipliğin görünümünü bozmadan, rengin etkisini bozmadan hırkalar ürünler yapabilmek için bu yöntemi uygulamamız şart. Yani hiç çekilmeden yapabiliriz bunu. Çünkü herkes gerçekten. yaşayayım kaçarsa, ilmeğim kaçarsa Şimdi gibi düşünüyor. Valla benim de kafamdan <laughs> öyle geçiyor ama Yok. olmadığını görüyorum burada. Şimdi çok e, gerçekten yakınlar. bu bir teknik. Örgüyü kesme tekniği. Evet. Biz bunu çok doğru uygularsak hiçbir şey olmaz. Şimdi sık iğne ile şöyle düz ilmeklerin böyle iki santim gerisinden sıkı sıkı bu çok önemli. Böyle sıkı sıkı e, başlıyorum. Hani kestikten sonra şu bölümü de bir daha garanti almak için devam ediyorum. Şimdi dört ilmeğimiz vardı. Burada bir ilmeği ör, örmeyeceğim, bırakacağım yanda. Devam ediyorum. İkinci ilmeğe atlıyorum. Şöyle atladım. İkinci düzdeyiz. İkinci düzümüzü şöyle devam ediyorum. Her ilmeğe bir kez böyle sık iğne yaparak sıkı sıkı. Bu çok önemli. Böyle sıkı sıkı sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. O kadar kolay yani cesaretle uygulanabilir. Eğer fark yaratan hırkalar yapmak istiyorsak böyle devam çok ediyoruz. Güzel. Yani kolun bu mantığı hı hı. gerçekten çok güzel oldu. Şimdi olur. sık Yukarı iğne kadar ile yaptık. gittik. Devam ettik. Ben hemen şunu engel olmasın. Kestim geldim buraya. Ördüğümü kabul ediyoruz. Sık iğne ile hepsini ördüm. Geldim, burada dönüyorum. Hani ilk dört ilmeği arttığımız yerde döndüm. Şimdi burada, yine burada dört ilmeğim olduğu için bir ilmeği böyle düz ilmeği bırakıyorum. Hemen yanındaki yani şu sık iğneye sıfır noktasındaki ilmekten yine sık iğnemi yaparak böyle her ilmeğe bir tane sıkı sıkı dönüşümü yaptım. Döndüm. Döndüm ve örüyorum. Bitene kadar örüyorum. Sonra bunu şöyle yapıyoruz. Buraya geldim. Hemen 2 santimde sola kayarak sık iğne yapıyoruz. Yaptık. Bitti diyelim. Şöyle şimdi şunu elde ediyoruz. İki araları kolları böyle burası kol. Kolları yaptık. Şimdi makasımızı alıyoruz. Ha şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli pardon. Şimdi burada dönerken. İsterlerse hani ikisi de olabilir, onun için söylüyorum. Şurada bir ilmeği arada bırakabilirler. Bu diğer ilmekten yapabilirler sık iğneyi. O zaman 3 ilmek bize yeter arttırma, 3 ilmek yeter veya 5 ilmek olur, bir burada kalır, bir burada kalır. Böyle bunu bırakarak arayı kesebilirler. Şurayı kesebilirler. O zaman minik minik böyle ipler kalır. Hani daha geriden çalışılmış olur. İkisi de olabilir. Evet. O da bir fikir diye söyledim. Evet. Şimdi başlıyoruz bunu. Bakın. <laughs> şimdi onu bir gösterelim iyice. Bak Yaşar, bu arası Yaşar birazdan örgüye başlayacak yani birkaç gün sonra. <laughs> Yaşar şu arasından keseceğiz bak. Yaşar öğrendin mi, öğrenmedin mi? Öğrendim diyor. Evet. <laughs> Şimdi böyle. Şimdi arada ilmeğimiz kaldı. Evet. <laughs> Oradan kesiyoruz. Korkmayın. Evet. Bakıyorum burada hakikaten atmıyor. Ee, her ilmeğe girerken kaydırmadan eğer yapmamız çok önemli. Kaydırmazsak hiçbir sıkıntı çıkmaz. Böyle e, kesiyoruz. E, sona kadar geliyoruz. Şöyle sona kadar geliyoruz. Çok sona e, gelmeden, çok sona gelmeden. Bırakıyorum kesmeyi, yani bir iki ilmek kalabilir şöyle çok sona dayanmıyorum, kalabilir, kestim. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da kesiyoruz, ee, bu tarafı da kesiyoruz, ama bu bir aşama tabii bunu kesemeyeceğim şimdi. Sonra dikiyoruz, yani evet, karşılıklı dikiyoruz. dikiyoruz Yani örgünüz bittiğinde sizin bir pelerininiz var. Sonra o tığlamayı yapıyoruz, evet. Sonra arasını kesiyoruz, kolları alttan. Dikiş yapıyoruz. Bu konuyla ilgili ben şurayı anlamadığım gibi bir şey olursa lütfen yazın arkadaşlarımız ve Tülin Hanım'ın ekibi takip ediyorlar. Size mutlaka dönecekler. Şunu ha. söylemek istiyorum. Şimdi burada da çok güzel böyle makine dikişiyle dikiyoruz. Hatta makine de bile dikilebilir. Bu zaten tutuyor ipliği. Bir evet. de burada Çam. biz bunu diktiğimizde artık bu kesinlikle buradan çıkma olmaz yani. Yok Hem, olmuyor görüyorum. Yani şimdi, hepsi o kadar güzel ki. E, e, mesela e, e, Erkan şu ekoseyi hemen hı. söyleyeceksin ama bak hiç şey bile belli olmuyor. Evet, evet. Tünün şimdi kolları da sormuşlar. gösterdik. Bu çok çok önemli gerçekten. Hani ekosenin yanlış kurulmasına sebep olur. Şimdi burada yukarı çıkarken iki soru vardı. İlmek, zincir örüyor muyuz? Yukarı çıkarken evet zincir örüyoruz. Bir tane zincir yapıyoruz. Sonra tığımızın başına doluyoruz. Ve şuradaki batma çok önemli. Batmayı aralara değil, aralara yaparsak Yanlış şey, bozulur. E, kurulur, evet, evet e, eksik kalır. Batıyoruz, onu Şuraya gösterim. batıyoruz, hemen gösteriyorum. Bir dakika, bir dakika, şu bir dakika Tülin Hanım araya. Evet. Şimdi gösteriniz. Şu araya batıyoruz. Şöyle, burada bakın iki tane olacak. Bunun arasına ilk araya batıyoruz böyle. Tığımızın başına doluyoruz, araya batıyoruz. Ama çok araya değil, şu araya değil, şu araya değil, üste araya. Şu çizgi oluşmalı. Hani herkesin bildiği gibi evet. aslında. Hı -hı. Süremiz doldu Cüneyt Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür bir şey söyleyeceğim. Ederiz. Bununla ilgili bir video çekip şu şu anlattığınız şeyi Hı -hı. bir videoyla sayfanızda paylaşmanızı Hı -hı. E, isteriz. Çok güzel. E, teşekkür ediyorum Tülin teşekkür Tülin Hanım. Ederiz. Harika anlattınız, enfes işler.